Gecesiyle ve gündüzüyle İstanbul'da ünlüleri görüntüledik ve haftanın dedikodularını sizler için konuştuk. İşte ünlülerden son haberler. Geceler hareketli, geceler eğlenceli. İşte gecelerden ünlü manzaraları. Berkay kızlarıyla alışverişe çıkmış. Arya'ya yeni ayakkabılar alınmış ve bugün sinema günü. Küçük hanıma ayakkabı aldık. Bir iki iş var. Bir de sinemaya mı gideceğiz? Sinemaya gideceğiz. Berkay ve kızının pozları çok sevimli. Alırsın artık bence bunca laftan sonra. Bekir Aksoy oğluyla cadde turunda. Sağlıklı çocuk yaramazlık yapar. Şu sıralar tiyatro yapıyor Bekir Aksoy eşiyle birlikte. Tiyatro oyunumuz var evet. Aşkın provası var. O devam ediyor. Zaten ben yazdım, ben yönettim. Ben oynuyorum. Ulaşım, servis benden. Yeme içme, makarna servisi benden. Eşim oynuyor. İşte diğer arkadaşlarımız. Öyle bir devam ediyoruz. Bir yandan da... Bir yanda Asil Bey'le uğraşıyoruz. Bir yanda oyun. Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrı Sevsin'le birlikte üstlendiği Yaşam Koçu filminin galasına uzanıyoruz. Kerem Cem galadaki isimlerden. Arkadaşlarının çok iyi bir iş çıkardığından emin. Valla ikisi de arkadaşım olduğu için Doğu'nun dizisinde de Doğu'da da dayısını canlandırmıştım. Çok da eğlendim. Çok yetenekli ve son dönemin çok iyi oyuncularından olduğunu herkes düşünüyor zaten. Ben de öyle. Bir de çok tatlı bir adam. Arkadaşının yaptığı işi görmek başka bir şey. Yağmur zaten Yağmur'la bir dizi çekmiştik. 5 sene önce. Ki yalancı diye. Heyecanla ve eminim çok komikti. Eminim. Doğu Demirkol'un sevgilisi Ayşe Kırca'nın annesi Oya Başar ve oğlu Umut Kırca galaya katılan isimlerden. Başar, müstakbel damadına böyle övgüler yağdırıyor. Çok hoş bir şey olduğunu sanıyorum. Çünkü Doğu Demirkol son zamanlarda bayağı hoş şeyler yapıyor. Bunu da kendi yazdı ve oynadı. Projeyi de biliyorum. Oluşurken de birlikte çok konuştuk. O yüzden başarılı bulacağım diye düşünüyorum. Görelim sonra söyleriz. Oya Başar Doğu Demirkol için hasta haliyle gelmiş galaya. Bu arada biraz hastalık geçirdim. Çok teşekkür ederim. Ama hasta hasta kalkıp geldik. Oğlumuzun filmini seyredeceğiz. Ayşe Kırca da sevgilisi Doğu Demirkol'u yalnız bırakmamış bu özel gecede. Fotoğraflar için tam ortada Emre'yi kaldı. Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'la katıldı galaya. Geçmişte birçok filmde yer alan Şener, dizilerden ziyade filmlerde oynamayı daha çok seviyormuş. Ben yaptığım işi her zaman seviyorum. Şu anda modellik, işte sunuculuk, bunları yapıyorum. Ama evet, sinema, bunlar mesela diziden daha güzel sinema filmi. Böyle insanın kendini o beyaz perdede görmesi çok çok güzel ve böyle ömür boyu arkamızda bıraktığınız bir miras gibi. Peki Demet Şener'i bir gün ters bir köşe bir karakterle izleyebilir miyiz? Valla Tatiana olarak bir hayat kadınını da canlandırmış bir sanırım. Bence her rolü oynayabiliriz. Yani oyunculuk böyle bir seçim olmaz diyorum. Ama herhalde böyle çok açık sahneler, onları yapabileceğimi düşünmüyorum artık. Bilmem, evet. Ya bilmiyorum, evet. Yani böyle çok öpüşme, sevişme sahneleri. Bilmem şu anda öyle. Gerçi oyunculuk yapmıyorum artık, o yüzden rahat rahat konuşabilirim. Ömür Gedik, filmde kendisiyle birlikte konuk oyuncu olarak yer alan sevimli köpek Ömür'le gelmiş galaya. Anlamlı bir mesaj vermek için yer almışlar filmde. Hoş geldiniz. Ömür de hoş geldi diyelim. Evet, Ömür de hoş geldi. Yaşam Koçu'nun sürprizi, evet. Sürpriz olarak kalsın istiyoruz çünkü çok güzel bir sahnede sevgili Doğu ile beraber, Ömür'le beraber iki Ömür oynadık. Çok güzel geçti. Doğu'nun Ömür'ü nasıl kucakladığını göreceksiniz. Beni değil, onu nasıl
kucakladığını. Çok keyifliydi. Güzel bir mesaj veren bir sahne oldu. Çok ufacık bir sahne. Biz ikimiz konuk oyuncu olduk. Gerçek adı Ömür bu arada. Bizim sokaktan kurtardığımız canlardan bir tanesi. Bu ara gerçekten satın almayın, sahiplenin mesajını vermek için de biraz bu sahneyi çektik. Ömür dediğim gibi sokakta ölmek üzereyken kurtardığımız bir can. Ben hep şunu söylüyorum. Rahmimizden değil, kalbimizden doğurduğumuz çocuklarımız onlar. Bu da çocuklarımızdan bir tanesi. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Bu sahneyi de izlemek için lütfen filmi izleyin. Ve Yaşam Koçu ekibi geliyor kameralar karşısına. İlk soru filmin oyuncusu Bülent Çolak'tan Doğu Demirkol'a geliyor. İlk soruyu ben sormak istiyorum. Evet. Neden böyle geldin? Yaşam Koçu. Annemin namaz kıyafetiyle geldim işte. Vallahi annemden aldım. Doğu Demirkol sözü alıyor ve böyle modere ediyor röportajı. Filmde annesini canlandıran Nazlı Osunoğlu'yla tatlı bir diyalog geçiyor aralarında. Bir film yaptık. Evet, onun üzerine hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür. İyi valla. Böyle bir ekibiz. Çok eğlendik biz. Bu klişeyi yapacağım. Gerçekten eğlendik. Yani ben yazdım. Ben biraz oyunculukların içerisindeydim. Bu şeyde moder edeyim isterseniz. İşte büyüklerimizle annemle başlayalım isterseniz. Buyurun. Sevgili oğlum da çok güzel. Mikrofonu alalım sizi. Birlikte bence... Nazlı Tosunoğlu çok kıymetli oyuncumuz. Çok teşekkür nasıldı? Ediyorum. Nasıldı? Doğu Demirkol'la çalışmak nasıldı? Ben çok mutlu oldum seninle çalıştığım için. Ben de gerçekten. Ben seni uzaktan o kadar çok severdim ki. Canım benim. Valla birlikte olmak nasip oldu. Peki Doğu Anacığına oynadım. Nasıl? Annem olmak nasıldı? Zordu. Ya... Şaka yapıyorum. Çok çok zevkli oynadık birlikte. Çok güzel eğlendik. İyi çalıştık. Evet. Ben seni çok sevdim. Ben de çok sevdim Nazlı abla. Yağmur'a bırakıyorum mikrofonu. Ay canım benim. Ben teşekkürler. İyi ki aramızdasın. Yağmur Tanrı sevsin. Filmle ilgili bakın neler söyledi. Bizim astrolistimiz kendisi. Starımız. Nasıldı Yağmur Hanım? Komedi filmi ve inanılmaz eğlenceli ve keyifli film olduğuna eminim. Şu an bizim için de sürpriz. Heyecanlıyız. Şimdi izleyeceğiz. Çok keyifli bir film oldu. Bence inanılmaz gülecekleri bir film olacak. Komik, eğlenceli bir film. Doğu Demirkol, filmin çocuk oyuncusu Ebrar Demirbilek'le ilgili yaptığı yorumlarla güldürüyor. Ananın bir prenses. Ay ananın. Gel. Ebrar bizim, evet, küçük prensesimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yetenek abidesi kendisi. Gerçekten söylenen her duyguyu daha söylemeden verebilen bir oyunculuk, yapay zeka ile üretilmiş bir oyunculuk makinesi. Doğu Demirkol filmin yazım sürecinde birçok yaşam koçuyla görüşmüş. Ben gittim filmi araştırırken birçok terapi, ses terapisi, karma terapi, regresyon falan hepsine gittim. Himalayalarda kaldım. Himalayalarda kalmadım ama ülkemizdekilere gittim yani. Boşa havaya yazmayayım diye çoğunun eğitimini aldım, seansını öyle yazdım. Yağmur Tanrı Sevsin'in şıklığına ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Güzel, keyifli hazırlandık. Eğlenceli oldu. Güzel bir şekilde hazırlık geldim. Bu yıl oldukça yoğun geçecekmiş güzel oyuncu için. Dubai'ye gittim. Güzel geçti. Montenegro'ya gittim en son. Montenegro'dan yeni döndüm. Şimdi bundan sonra bu 2024 senesi çok güzel, yoğun bir süreç olacak benim için. Güzel projelerle bir arada olacağız inşallah en kısa zamanda. Yağmur Tanrı Sevsin futbol maçlarını izlemeye de oldukça meraklı. Ben seviyorum hani maçları yakından takip etmeyi. Maçları bile sporun her dalını. Sporun her dalını evet seviyorum. Özellikle severek izliyorum. Basketbolcular, voleybolcular bayağı destekliyorsunuz her zaman. Futbol aynı şekilde evet. Milli takım maçlarını soruyorlar hani hangi takım tutuyorsun diye ben milli takım diyorum. Film bittikten sonra Doğu Demirkol davetlilere sorduğu soruyla güldürüyor. Tamam ilk izleyicilerin olmamış diyen var mı şu an? Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı Bali tatili dönüşü havalimanında görüntülüyoruz. Tatili soruyoruz fakat soruyu cevapsız bırakıyor çift. Sizi burada görüntülemeyeli uzun zaman oldu. Nasılsınız? Günaydınlar. Hadi 6 ya. Ya biz de işte sizi bekliyoruz. Nasıl geçti Bali tatili? Yeni yılı doğru da karşıladınız. Sabahlar, teşekkür ederim. Önümüzdeki yaz evlenecekleri iddia edilmişti. Çift bu iddiaları gergin bir şekilde böyle yalanlıyor. Peki önümüzdeki sene evlilik kararı aldığınıza dair nikah masasına oturacağınıza dair haberler çıktı, iddialar çıktı. Vallahi
Evlilik var mı? Herkes önümüzdeki yıl nikah masasında oturacak mısınız? Sonra gündem olsun diye bir şeyler yapıyorlar. Gündem telaşı lütfen. Gerçekten. Sen sabaha kadar yorulmuşsun burada vallahi. Evet. Gittiğinden biz de çok yorgunuz. Teşekkürler. Anlıyorum sizi. Sağlık. Peki var mı öyle bir hani doğru mu haber teşekkür iddialar? Ederiz. Teşekkür ederiz. Peki çok sağ olun o zaman. Hoş geldiniz tekrardan. Barış Arduç gecelerde bir mekan çıkışında takılıyor kameralarımıza. Eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkürler. Bir yere yetişiyoruz. Çok sözüm sizi olsun tutmayalım. Başka zaman. Gece turunda Berrak Tüzün Ataç'la beraberiz. Yeni yıldan hiçbir beklentisi yok güzel oyuncunun. Özel bir beklentim yok. Sağ salim atlatalım yeter. Aynen. Yeni yıl beklentileri deyince akla Teoman geliyor. Teoman'ın yeni yıldan az çalışmayı beklemesi herkesi güldürmüştü. Berrak Tüzün Ataç, olgun Teoman'ı sevenlerden. Teoman'ın evet bu olgun döneminin karakteriyle hepimiz çok mutluyuz. İlerleyen zamanlarda da Teoman felsefesi olarak işte okutulacak. Ben niye Teoman röportajı veriyorum arkadaşlar? Gelelim işlere. Berrak Tüzün Ataç televizyona yeni bir iş yapmayı istiyor. Okuyorum, doğru bir karar vermek için önem gösteriyorum. Ben de özledim, televizyonu özledim yani. Televizyona bir şey yapmak niyetindeyim. Onun için doğru bir şeyi seçmeye özen gösteriyorum diye. Konumuz aşk. Son dönemde özel hayatında durgunluk var. Yalnızlık iyi gelmiş Berrak Tüzün Ataç'a. Keyfim yerinde. Bilmem güzel bir sürpriz olursa ne güzel ama ben gayet mutluyum. Gerçekten bana çok iyi geldi. Gecelerde Melek Mosso konserindeyiz. Ucunda halkalar bulunan mini elbisesi şık. Melek Mosso sahnesinde hem şarkılar söylüyor hem de flüt çalarak performansını renklendiriyor. Tilbe'nin yeni imajıyla çıktığı konserine uzanıyoruz. Uzun ve afro model saçıyla sahneye çıkan Yıldız Tilbe, platform topukları ve kendine has kıyafetiyle sahnesine enerjisini de yansıttı.